Merhaba arkadaşlar, üçgende açı 4 videosu ile sizlerle beraberiz. Bugün ikizkenar üçgenin özelliklerinden bahsedip açı sorularını çözmeye çalışacağız. İkizkenar üçgende ikiz kollara ait taban açıları birbirine eşit. İkiz kolların birleşmiş olduğu noktaya, yani A noktasına tepe noktası diyeceğiz. İkizkenar üçgende en önemli özellik tepeden tabana inen dikme hem kenarortay olacak ve aynı zamanda açıortay olması gerekecek. Bu vermiş olduğumuz özelliklerden herhangi iki tanesi soruda mevcut ise diğer bütün özellikler otomatik olarak sağlanacak. Yani mesela soruda adam açıortayın kenarortay olduğunu söylüyorsa, demin söylemiştik, bakın açıortay kenarortaysa aynı zamanda yükseklik olacaktı. O zaman AD indiği tabana dik olacak. İkizkenar olacağından dolayı AC uzunluğuyla AB uzunluğu birbirine eşit ve taban açıları da ne olacak? Birbirine eşit gelecek. Veya soruda dikkat ederseniz ABC üçgeninde AB ile DC'nin eşit, DE'nin BC'yi iki eşit parçaya böldüğü ve dik olduğu verilmiş. Hemen aklımıza, bakın, tabana inen dikme kenarortay olduğundan dolayı ikizkenar üçgen gelecek. Boşta kalan noktaları birleştirirseniz ikizkenarın özelliğinden dolayı tabana inen dikme kenarortay ise aynı zamanda açıortay. Kollar birbirine eşit olacağından dolayı BD ile de DC ne olacak? Birbirine eşit. Dikkat edersek anlamsız olan eşitlik burada anlam kazanıp burada da bir ikizkenar üçgen oluşturmuş olacak. Veya soruda nasıl karşımıza gelir? Bakın dikkat ederseniz yüksekliğin açıortay olduğu burada bize verilmiş. Yapmam gereken işlem BC'yi uzatıp şuradan AD'yi de uzatırsanız bir T noktasında kesiştirirsek, bakın açıortay yükseklikse aynı zamanda ne olacaktı? Kenarortay olacak. İkizkenar olacağından AB uzunluğuyla AT uzunluğu ne olacak? Birbirine eşit ve taban açılarından olması gerekecek de birbirine eşit. Öyleyse ikizkenar üçgende demin söylemiş olduğumuz gibi tepeden tabana inen dikme hem kenarortay hem de açıortay olacak ve taban açıları birbirine eşit olacaktı. Bu özelliklerden herhangi iki tanesi var ise diğer bütün özellikler otomatik olarak sağlanmış olacak. Sorulara geçersek, bakın BC'nin CD artı AB'ye eşit olduğu verilmiş. B açısının 80, C açısının da 20 olduğu ifade ediliyor. Alfanın kaç derece olduğu bize sorulmuş. Bakın AB'ye burada A, CD'ye de B dersek, şurası A olsun uzunluk olarak, DC'ye de B diyelim. BC uzunluğunun tamamı buradan A artı B'ye eşit olacakmış. B'si buradaysa BD'ye ne kalmış oldu? A. Dikkat ederseniz BD uzunluğuyla AB uzunluğu ne olacakmış? Birbirine eşit. ABD üçgenine baktık. Tepe açısı 80. 180'den 80 çıktı. Geriye kaldı 100. 2'ye böldük. Taban açıları ne gelecekmiş? 50, 50. Hemen şuraya döndük. ADC üçgenine bakarsanız, bakın iki iç açının toplamı komşu olmayan dış açıya eşit olacağından alfa ile 20'nin toplamı buradan 50'ye eşit ise 20'yi diğer tarafa attık. Alfa açımız buradan kaç derece gelmiş olacakmış? 30 derece gelmiş olacak. Bir diğer sorumuz, bakın ABC üçgeninde BD, DE'ye, o da AE'ye eşit olduğu, yine AD, EC ve BC'ye eşit olduğu verilmiş. X açısının kaç derece olduğu bize soruluyor. Hemen B ile E'yi birleştirelim. Bakın B ile E'yi birleştirdiğimiz zaman BD, DE'ye eşit burada bir ikizkenar oluşmuş oldu. Şuradaki açıyı alfa dersek ikizkenarlıktan dolayı buradaki açımız ne gelecek? Alfa. İki iç açının toplamı bir dışa eşit olacağından şuradaki açımız ne gelecek yine? 2 alfa. Dikkat ederseniz yine burası ikizkenar. Buradaki açımız 2 alfa ise buradaki açımızda ne gelecek? 2 alfa. Hemen ABE üçgenine baktınız. 2 iç açının toplamı komşu olmayan dış açıya eşitti. Öyleyse buradaki açımız ne gelecekmiş? 3 alfa. Bakın burada da yine bir ikizkenarlık var. Burası 3 alfa ise buradaki açımızda ne olmuş olacak? 3 alfa. İşimiz bitti mi? Hayır. Dikkat ederseniz bakın. Ben AD'ye A dersem eşitlikten dolayı EC A gelmiş oldu. BD'ye B dersem AE buradan ne gelecek? B. AB uzunluğumuz A artı B. Yine AC uzunluğuna dikkat ederseniz A artı B. Demek ki burası ne olacakmış? İkizkenar üçgen olacak. Buradaki açı 4 alfa ise buradaki açımızda ne gelecek? 4 alfa. ABC üçgenin iç açılarını toplayalım. Şuradan bir 4 alfamız var. Şuradan bir 4 alfa geldi. Tepe açısı 2 alfa eşittir 180. 4, 8, 2 daha 10 alfa eşittir 180. Her iki tarafı 10'a böldük. Buradan alfa açımız kaç derece gelecek? 18. Şuradaki açımız 2 alfaydı.
2 çarpı 18'den buradaki açımız 36. X artı 36 eşittir buradan 180. Hemen 36'yı diğer tarafa attık. Öyleyse X açımız da buradan kaç derece gelmiş olacakmış? 144 derece gelmiş olacak. Bir sonraki sorumuz. Bakın tabana dikme inmiş. Tabanı iki eşit parçaya bölmüş. AB ile de EC'nin birbirine eşit olduğunu söylemiş. Ne demiştik? Tabana inen dikme kenarortaysa hemen aklımıza ikizkenar üçgen gelecekti. O zaman B ile E'yi şöyle birleştirirseniz tabana inen dikme kenarortaysa aynı zamanda açıortaydı. İkizkenar olacağından EC ile BE birbirine eşit ve taban açıları ne olacaktı? Birbirine eşit olacaktı. O zaman buradaki açımızda ne gelmiş olacak? 40. Hemen BEC üçgeninden iki iç açının toplamı bir dış açıya eşit olacağından buradaki açımız 80. Dikkat ederseniz ABE ikizkenar oldu. Buradaki açı 80 ise buradaki açımızda ne olacak yine? 80. Üçgenin iç açılarını yazarsak 80, 80, 160. 180'den çıkardık. Buradaki açı yerine kaldı 20. Bize alfayı soruyordu yani ABC açısını. Alfamız da buradan 20 artı 40'tan dolayı kaç derece gelecekmiş? 60 derece gelmiş olacak. Yine ABC üçgeninde BF'nin DC'ye eşit olduğu, AF'nin açıortay ve aynı zamanda AF'nin BD'yi dik kesti söylenilmiş. Alfa açısının kaç derece olduğu bize soruluyor. Bakın ABD üçgenine bakarsak açıortay yükseklik olmuş. O zaman aklımıza gelecek olan ifade ikizkenar üçgen. Açıortay yükseklikse aynı zamanda ne olacaktı? Kenarortay. İkizkenar olacağından AB ile AD ne olacak? Burada birbirine eşit olacak. Şimdi alttaki şekilde geçerseniz bakın EF indiği tabanı ne yapmış? Kenarortay olmuş. Yani iki eşit parçaya bölmüş. Bizim aklımıza yine burada ikizkenarlık gelmiş oldu. F ile D'yi birleştirdim. Tabana inen dikme kenarortaysa aynı zamanda açıortay olacaktı. Ve ikizkenar olacağından BF ile FD ne olacak? Birbirine eşit. Yine taban açıları eşitti. Buradaki açı 25 ise buradaki açımda ne gelmiş oldu? 25. İki iç açının toplamı bir dış açıya eşit olacağından buradaki açımız 50. Dikkat ederseniz burada da bir ikizkenarlık oluştu. Burası 50 ise buradaki açımızda bundan dolayı ne gelecek? 50 derece. Hemen şuradan BDC üçgeni iki iç açının toplamı bir dış açıya eşitti. O zaman 25 artı 50'den dolayı buradaki açımız ne geldi? 75. 90 olması için buradaki açı yerine kaldı? 15. Açıortay olduğundan alfa açımız da buradan kaç derece gelecekmiş? 15 derece gelmiş olacak. Bir sonraki sorumuz bakın ABC üçgeninde DK'nın AC'ye EF'nin AB'ye dik olduğu, yine AK ile KC'nin AF ile de BF'nin birbirine eşit olduğu söylenilmiş. DLE açısının 110, DAE açısının yani alfanın kaç derece olduğu bize soruluyor. Şimdi ADC üçgenine bakarsanız, bakın tabana inen dikme kenarortay olduğundan dolayı aklımıza ikizkenar gelecek. Yükseklik kenarortaysa aynı zamanda açıortay olacaktı. İkizkenar olacağından dolayı AD uzunluğuyla DC uzunluğu ne olacak? Birbirine eşit olacak. Aynı mantıkla bakın ABE üçgenine baktık. Tabana inen dikme kenarortaysa ikizkenar özelliğinden dolayı aynı zamanda açıortay. Yine ikizkenar olacağından BE ile de AE ne olacak? Burada birbirine eşit olacak. Hemen DLE üçgenine geldim. Bakın şu açıya X dersen buradaki açımız X. Şuradaki açıya Y derseniz buradaki açımız ne gelecek? Y. Şu üçgenin iç açılarını toplarsanız X artı Y artı 110 eşittir 180. 110'u diğer tarafa salladık. X artı Y eşittir 180 eksi 110'dan 70 gelmiş oldu. Hemen DAE üçgenin iç açılarını toplarsak. Bakın şuradan bir alfa var. Şuradan bir 2X geldi. Şuradan 2Y geldi. Eşittir 180. Demin X artı Y'nin 70 olduğunu bulmuştuk. 2 katı. O zaman ne gelecek burası? 140 artı alfa eşittir 180. 140'ı diğer tarafa salladık. Alfa eşittir 180 eksi 140'tan dolayı kaç derece gelmiş olacak? 40 derece gelmiş olacak. Bir sonraki sorumuz. Yine bakın ABC üçgeninde ED'nin DC'ye eşit. DF'nin BC'ye dik ve BF ile FC'nin eşit olduğu. Buradaki açının 20, buradaki açının da 30 olduğu bize verilmiş. Alfanın kaç derece olduğu soruluyor. Şimdi bakın tabana inen dikme kenarortay olduğundan hemen boşta kalan noktaları birleştirdik. Tabana inen dikme kenarortaysa aynı zamanda açıortay olacaktı.
İkizkenar olacağından DC ile BD ne olacak, birbirine eşit. Ve taban açıları birbirine eşit olacağından dolayı buradaki açımız ne gelecek? Alfa artı 20 derece. Hemen şuraya geldim. EDC üçgene dikkat ederseniz DC ile ED eşit. Taban açıları eşit olacağından buradaki açı 20 ise buradaki açı da 20 olmuş oldu. Yine AEC üçgenine bakarsanız iki iç açının toplamı üçüncü açının dış açısına eşit olacağından buradaki açımız ne gelecek? 50. Şimdi burada önemli olan nokta şu. EDB üçgenine bakıyorsunuz. Bakın ikizkenar. Şuradaki açının tamamı 70 ise ikizkenarlıktan dolayı buradaki açı da ne gelmiş olacak? 70. Üçgenin iç açıları belli oldu. İç açılarını toplayıp 180'e eşitlersek. Bakın şuradan bir 30 derece. Şuradan 90 artı alfa geldi. Şuradan da bir alfa artı 20'miz var. Eşittir 180. 90, 30, 120, 20 daha 140. 2 alfa artı 140 eşittir 180. 140'ı diğer tarafa attık. 2 alfa eşittir 180 eksi 140'tan 40. Her iki tarafı 2'ye böldük. Buradan da alfa açımız kaç derece gelmiş olacakmış? 20 derece gelmiş olacak. Bir sonraki sorumuz. Bakın AB ile BE'nin eşit. DB'nin AB'ye dik olduğu ve aynı zamanda DB'nin açıortay olduğu verilmiş. DBE açısının 20 derece, alfanın kaç derece olduğu bize soruluyor. Dikkat ederseniz bakın açıortay yükseklik, o zaman aklıma gelecek olan ifade burada ikizkenar olması lazım. Hemen DE'yi uzattım. AB'nin uzantısıyla şöyle bir T noktasında kesişmiş olsun. Şimdi açıortay yükseklikse aynı zamanda kenarortay olacaktı. O zaman BT AB'ye eşit olmuş oldu. Yine ikizkenar olacağından AB ile de DT birbirine eşit ve taban açıları da birbirine eşit gelecekti. Dikkat ederseniz eşitlikten dolayı şurada bir ikizkenar üçgen oluştu. Şu açının tamamı 90'dı. Burası 20 ise buraya ne kalır? 70. Tepe açısı 70 ise ikizkenar taban açıları eşit olacak. 180'den 70 çıktı 110. 2'ye böldük. Buradaki açımız 55. Yine buradaki açı yerine düşecek 55. Ters açıdan dolayı bakın alfa açımız da buradan kaç dereceye eşit olacakmış? 55 dereceye eşit gelecek. Yine testlerde karşımıza çıkan soru kalıplarından bir tanesi. DEBC'ye dik, DFAB'ye dik, BEEC'ye, AFDFB'ye eşit, B açısının 135 derece olduğu, DCA açısının alfanın kaç derece olduğu bize soruluyor. Yine bakın mantık aynı. Tabana inen dikme kenarortay. O zaman ikizkenarlık aklımıza geldi. B ile D'yi birleştirdik. İkizkenar olacağından BD ile DC birbirine eşit. Yine taban açıları eşit ve aynı zamanda açıortay olacaktı. Yine aynı mantık, bakın şuraya geldik. Tabana inen dikme kenarortay. O zaman boşta kalan noktayı birleştirdim. İkizkenar olacağından dolayı bakın AD ile de BD ne olmuş oldu? Birbirine eşit. Şimdi arkadaşlar, şuradaki açının tamamına ben x dersem ikizkenar olduğundan burası x. Yine şuradaki açıya y dersem ikizkenar olduğundan burası ne gelecek? Y. X ile y'nin toplamının kaç olduğunu gördük biz buradan. X artı y eşittir 135. ABCD bir dörtgen olduğundan iç açılar toplamı 360 derece olacaktı. O zaman iç açılarını toplarsanız bakın şuradan 2y geldi. Şuradan 2x geldi. Şuradan da D açısının tamamı eşittir 360. X ile y'nin toplamı 135'ti. O zaman 2 katından dolayı burası 270. Artı D açısı eşittir 360. Buradan da D açısının tamamının kaç derece olduğunu gördük? 90. O zaman şu açımız 90. Hemen şuraya baktık. ADC üçgeni ikizkenar. Buradaki açım alfa ise artık buradaki açımın da ne olması lazım? Alfa. Bir açı 90, diğer iki açının toplamı da 90 olacak. Öyleyse 2 alfa eşittir 90. Her iki tarafı 2'ye böldük. Alfa eşittir buradan kaç derece gelecekmiş? 45 derece gelmiş olacak. Bir sonraki soru. Bakın ABC üçgeninde alfanın kaç derece olduğu bize soruluyor. B açısının 80 derece olduğu verilmiş. Ekstradan da bakın A'nın ED'ye göre simetrinin C noktası, E'nin de CD'ye göre simetrinin F noktası bize verilmiş. Şimdi simetri de düşünün ki aynanın karşısındasınız. Sizin aynaya olan uzaklığınız da
zahiri görüntünüzün, yani aynada oluşan görüntünüzün aynaya olan uzaklığı ne olacak? Birbirine eşit. Öyleyse ben burada ne diyeceğim? A'nın ED'ye göre simetrini aldı, C oluştu. O zaman A'nın ED'ye olan uzaklığıyla şu noktaya T diyelim. AT uzunluğuyla C'nin ED'ye olan uzaklığı ne olacak? Birbirine eşit. Aynı zamanda dik uzaklık olmuş olacak. Yani AC doğrusu ED'yi burada ne yapacak? Dik kesmiş olacak. Aynı mantık. Bakın şu noktaya da P noktası diyelim. E'nin CD'ye göre simetriği F noktası oluyordu. O zaman E'nin P'ye olan uzaklığıyla F'nin P'ye olan uzaklığı ne olacak burada? Birbirine eşit olmuş olacak. Yine burada CD doğrusuyla EF doğrusu dik kesişeceğinden aradaki açımız kaç derece gelmiş olacak? 90. Hemen geldik. Bakın ET AC'yi iki eşit parçaya bölmüş. Yani yükseklik kenarortay olmuş. O zaman boşta kalan noktaları birleştirdim. Şöyle ile C'yi birleştirirsem tabana inen dikme kenarortaysa o zaman ikizkenar olacaktı. EC uzunluğuyla AE ne olacak burada? Birbirine eşit. Aynı mantık ECF üçgenine geldik. Bakın tabana inen dikme tabanı iki eşit parçaya bölmüş. O zaman ikizkenar üçgen olacak. EC uzunluğuyla da CF uzunluğu ne olacak? Birbirine eşit olacak. Şimdi ECF ikizkenarsa ben şuradaki açıya x dersem ikizkenarlıktan dolayı buradaki açı ne gelecek? X. 2 iç 1 dıştan dolayı da buradaki açı ne gelir? 2x. Aynı mantıkta bakın AEC ikizkenardı. AE EC'ye eşitse ben şuradaki açıya y dersem ikizkenar olduğundan buradaki açım ne gelecek? Y. 2 iç açının toplam bir dışa eşit olacağından buradaki açımızdan ne geldi? 2y. Hemen BEC üçgeninin iç açılarını topladım. 2x artı 2y artı 80 eşittir 180. 80'i diğer tarafa attık. 2x artı 2y eşittir buradan 100 oldu. Her iki tarafı 2'ye böldük. Buradan x artı y ifadesi kaç derece gelecekmiş? 50. Şimdi x ile y'nin toplamı 50 ise şuraya da bir k noktası diyelim. Bakın EKC üçgenine baktınız. X ile y'nin toplamı 50. O zaman şuradaki açıma ne kaldı 180 olması için? 130. Ters açıdan dolayı buradaki açımızda ne gelecek? 130. Hemen şuraya geldim. Ters açıdan 90. Yine buradaki bütünlerinden 90. DTKP bir dörtgen. Dörtgenin iç açılar toplamı 360 dereceydi. 90, 90, 180. O zaman diğer iki açının toplamına 180 kaldı. Öyleyse alfa ile 130'un toplamı eşittir 180. 130'u diğer tarafa attık. Alfa eşittir 130. 180 eksi 130'dan dolayı kaç derece gelecekmiş? 50 derece gelmiş olacak. Bir sonraki soruda A açısının 25, EBC açısının 40, BCD açısının 70, yine DBE açısında 15 derece olduğu söylenmiş. Şimdi BDC üçgenine baktık. İç açılarını toplarsak. Bakın buradaki açı 70. 15, 40 daha 55. 55, 70 daha 125. 180'den çıkardık. Buraya ne kaldı? 55 derece. Dikkat ederseniz buradaki açı 55'ti. Buradaki açı 55 ise BC uzunluğu ile DC uzunluğu ne olacak burada? Birbirine eşit olmuş olacak. Hemen şuraya geldim. Bakın iki iç açının toplamı bir dış açıya eşit olacağından dolayı buradaki açı ne gelecek? 15 artı 25'ten dolayı 40 gelmiş oldu. Dikkat edelim BC üçgenine. Taban açıları eşit olduğundan BC uzunluğuyla da EC uzunluğu ne olacak? Yine birbirine eşit. Şimdi 40, 40, 80, 70 daha 150. O zaman şuradaki açıma ne kalır? 30. BC, DC'ye, o da EC'ye eşit. Dikkat ederseniz burada oluşan üçgen ne olmuş oldu? İkizkenar üçgen. Tepe açısı 30 ise taban açıları ne gelecek? 180'den 30 çıktı. 150. 2'ye böldük. Şuradaki açımız 75. Buranın da 75 olması için buraya ne kaldı? 35. İster şuradan doğru açı 180'di veya şuradan da yapabiliriz. DBE üçgenine iki iç açının toplamı bir dış açıya eşit olacaktı. O zaman alfa eşittir 15 artı 35. O da eşittir. Kaç derece gelecekmiş? 50 derece gelmiş olacak. Yine ABC üçgeninde bakın A açısının 20 derece, EBC açısının 20, BCD açısında 50 olduğu verilmiş. Bir de soruda AB kenarıyla AC kenarının birbirine eşit olduğu söylenmiş.
Şimdi ABC ikizkenar üçgense tepesi 20, 180'den 20 çıktı 160. 2'ye böldük 80. O zaman şuradaki açıma 60 derece. Şuranın da 80 olması için buraya ne kaldı? 30. Şuraya geldim BCE üçgenine bakıyorum. Bakın 20. Şu açıda 80'de 100. 180'den çıkardım buraya ne kaldı? 80. Dikkat ederseniz burada 80'de. O zaman BE uzunluğu ile BC uzunluğu ne olmuş olacak? Burada birbirine eşit. Hemen şuraya baktım. BCD üçgenine bakıyorum. Bakın şu açı 80. 50 de burada 130. 180'den çıkardım buraya ne kaldı? 50. Dikkat ederseniz taban açıları eşit. Öyleyse BC uzunluğuyla da BD uzunluğu ne olacakmış? Birbirine eşit olacak. Hemen şuraya dikkat edin. Bakın BE BC'ye o da BD'ye eşit olduğu görülüyor. İkizkenar olacak. Bakın tepe açısı 60. BE BD'ye eşitse burası ne olacak? Eşkenar üçgen. Taban açıları 60 gelecekti. O zaman şuradaki açıya 10. Şuradaki açıya da ne kalacak? 60. Şu açının tamamı 180'de. Alfa artı 60 artı 80 eşittir 180. Şuranın toplamı 140. Diğer tarafa attık. Alfa eşittir. Buradan kaç derece gelecekmiş? 40 derece gelmiş olacak. Evet. Yine ABC üçgeninde A açısının 20, AB kenarının AC kenarına eşit olduğu söylenmiş. Yani ikizkenar üçgen. Tepe açısı 20 ise taban açıları ne gelecek? 80'e 80 gelecek. BC'nin DC'ye onun da DE'ye eşit olduğu verilmiş. X açısı kaç derecedir diye bize soruluyor. Şimdi şuradaki açım 80'di. Şu eşitlikleri kullanabilmem için şu iç kısımda bir eşitlik daha oluşturmam lazım. Yani ben şuradan şöyle bir 20 derece alırsam taban açısı 80 olacak şekilde bir ikizkenar oluşturalım. Şuradan bir 20 aldık. Burası 80 ise burada 80 olacak. Dikkat ederseniz burada ne oluşmuş oldu? Bir ikizkenar üçgen. Şurası da T noktası olsun. Şu açının tamamı 80'di. O zaman şuraya ne kalmış oldu? 60. Dikkat edin. Kollar eşit. Tepe açısı 60. O zaman T ile D'yi birleştirirsem burada oluşan şekil artık bir eşkenar üçgen oldu. Diğer açılarımızda ne gelecek? 60 60 ve burada yine bir ikizkenarlık yakalamış olduk. Şu açı 140 yaptı. O zaman buraya ne kalacak? 40. Dikkat ederseniz burası ikizkenardı. Bu açı 40'sa artık x açımızda buradan kaç derece gelmiş olacakmış? 40 derece gelmiş olacak. Bir sonraki sorumuz yine zor bir soru. Bu tarz sorularda yapacağımız işlem üçgeni taşımak olacak. Bakın ABD üçgeninde AD BD'ye eşit. Yine AB ile de AC'nin eşit olduğu verilmiş. Bakın buradaki tepe açısı 160 ise 180'den çıkardık 20. Şuradaki açılarımızda ne kalacak? 10, 10. Ben şuradaki üçgeni alıp şu iç kısma taşırsam. Yani şöyle bir işlem yaparsam. Şuradan bir 10 derece aldım. Şuradan da şöyle bir 10 derece alalım. Şurası T noktası olsun. Şu kenar şuna eşit olacak. Şuradaki açımız 10 derece. Yine buradaki açımız kaç derece gelecek? 10. Dikkat ederseniz buranın tamamı 70'ti. 10'u buradaysa buraya ne kaldı? 60. Hemen boşta kalan noktaları birleştirdim. Tepe açısı 60. İkizkenarsa burada ne oluşmuş olacak? Eşkenar üçgen. Burası 60'sa buradaki açılarda ne gelecek? 60 60. Ben şuradaki açıya x dersem, bakın burada da bir ikizkenarlık var. Buradaki açımızdan ne geldi? X. Yumruk yemiş üçgeni hatırlarsanız bakın şurada bir yumruk yemiş üçgenimiz mevcut. İçerideki 4 açının toplamı ne olacak? Arada kalan açıya eşit olacak. Veya ADC üçgenin iç açılarını toplayıp 180'e eşit diyebilirsiniz. 2x artı şuradan da 20 eşittir 60. 20'yi diğer tarafa attık. 2x eşittir buradan 40. Her iki tarafı 2'ye böldük. X eşittir 20 geldi. Alfa açımız neye eşit? Dikkat ederseniz x artı 10'a eşitti. X'i de 20 bulduk. 20 artı 10 eşittir 30 derece gelmiş olacak. Evet, ikizkenar üçgenin soruları bu kadar arkadaşlar. Umarım faydalı bir çalışma olmuştur. Diğer videomuzda görüşmek üzere. Sevgiyle kalınız.